Türkiye ile Amerika arasında ikili ekonomik ilişkileri güçlendirme hedefi Başkan Barack Obama tarafından 2009 yılında Türkiye ziyaretinde dile getirilmiş, ardından imzalanan çerçeve anlaşmasıyla bu hedef doğrultusunda ilk somut adım atılmıştı. Washington'da Amerikan İlerleme Merkezi ile Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu TUSKON tarafından düzenlenen toplantıda aradan geçen süre içinde yapılanlar ve yapılması gerekenler sıralandı. Toplantının açılışını yapan Amerikan İlerleme Merkezi Başkanı John Podesta, Türkiye'nin son 10 yılda kaydettiği performansı büyük bir gelişme olarak değerlendirdi ve bu başarının Orta Doğu ile Kuzey Afrika'da demokratik değişim arayan ülkelere ilham kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye, Orta Doğu'nun daha demokratik bir bölge olarak tarihinin yeniden yazılmasına katkıda bulunabilir diyen Podesta, ancak bunun için temel bir koşulun varlığına dikkati çekti. Türkiye'nin bölgesinde ve tüm dünyada liderlik potansiyelini tam anlamıyla kullanabilmesi için demokrasiye bağımlılığını sürdürmesi gerekir. Bu nedenle Türkiye'yi yakından tanıyan ve Türkiye'nin dünya sahnesinde oynadığı liderlik rolüne saygı duyan bizler, son gazeteci tutuklamalarından kaygı duyuyoruz. Bu gelişmeler, geçen yılki anayasa referandumunun demokratik vaatlerinden uzaklaşıldığı izlenimi yaratıyor. Amerikan İlerleme Merkezi Başkanı John Podesta konuşması Türkiye'yi demokrasi geleneğine bağlı kalmaya ve bunu güçlendirmeye çağırırken, Amerika Ticaret Bakanı Gary Locke da ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından gerekli gördüğü koşulları şöyle sıraladı. Amerika, Türkiye'nin hedeflerini tam anlamıyla destekliyor ve bugüne kadar kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor. Ancak Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için ülke içindeki ticaret ve iş koşullarını diğer rekabetçi ülkelerdeki gibi şeffaf ve tutarlı hale getirme çabalarını sürdürmesi gerekiyor. Yasa ve yönetmeliklerin uluslararası kurallar çerçevesinde alışıldık biçimde olması önemli bir nokta. Bunlarda yapılan değişikliklerinde mutlaka Dünya Ticaret Örgütü koşullarına uygun biçimde ilgili taraflara önceden bildirilmesi gerekiyor. Bunları yaptığında Türkiye hem yatırımcılara daha fazla güven verecek hem de daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekecektir. Daha da önemlisi, bu tür bir iş ortamı Türkiye'de inovasyonun önünü açacaktır. Ticaret Bakanı Gary Locke, Türkiye'yi yabancı ürün ve şirketlere yönelik kısıtlamaları daha da yumuşatmaya çağırdı. Bakan özellikle de biyoteknoloji alanlarında var olan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi. Ticaret Bakanı ikili ilişkilerin gelişmesinin önündeki bu tür engellerin çerçeve anlaşmasıyla kurulan mekanizmalarla aşılacağına inandığını da kaydetti. Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu TUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Nur Meral de beklentileri şu şekilde değerlendirdi. Aramızdaki toplam ticaret hacmi sadece 15 milyar dolarlar civarında geziniyor, artmıyor. Ve dünyada varım diyebilmek için Amerikan pazarında olmak lazım ve Amerikalı firmalarla da işbirliği yapmak lazım yatırımlar noktasında ve üçüncü ülkelerde de. Tabii bu önemli bir inisiyatif, mutlaka faydalı olacağına inanıyoruz ama yeterli değil. Çünkü işi yapacak olanlar sahadakilerdir mutlaka ve sahaya da iş adamlarının inmesi lazım. Şu anda Türk-Amerikan iş dünyalarının birbirini yeterince tanıdıklarını biz düşünmüyoruz. Ön yargıları aşmamız lazım, bilgi eksikliklerini tamamlamamız lazım. Arkasından ticaret otomatik olarak geliyor, biz bunu gördük. İkili ticari ilişkilerde Türk tarafı özellikle üçüncü ülkelerde inşaat sektöründe işbirliğinin önemli bir potansiyel oluşturacağı görüşünde. Amerikan tarafı ise temiz enerji ve enerji tasarrufu alanlarında işbirliğine önem veriyor. Bu çerçevede Ticaret Bakanı Gary Locke'ın toplantıda bahsettiği Near Zero Zone, sıfıra yakın emisyonlu sanayi bölgesi uygulamasının işleyişini Rıza Nur Meral şu şekilde özetledi. Bu da şunu yapmaya çalışıyor şu anda hükümetler. Türkiye'de Near Zero Zone dedikleri neredeyse sıfır emisyonlu sanayi bölgesi oluşturmaya çalışıyorlar. Bu sanayi bölgesinde yapılacak yatırımlara Türk Devleti destek verecek. Amerikan sermayesinin buraya çekilmesine çalışılacak. Buraya gelecek makinalar ve üretimden sonra gerekli olacak kısmi ham maddeler ve kısmi ara mamuller yine Amerika'dan gelecek. Ama onlar Türkiye'de işlenip ağırlıklı olarak da dış pazarlara Türkiye'den ihraç edilecek. Kısmen de iç pazarlarda kullanacak. Rıza Nur Meral geçmişte nitelikli sanayi bölge uygulamasının denendiğini ancak başarılı olunamadığını söyledi. Bununla birlikte yeni uygulamanın çalışacağına inandığını kaydetti. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.